2023 yılının yeni sezonunda sevilen televizyon kanallarında sezona bomba gibi bir giriş yapmayı bekleyen birbirinden iddialı diziler geliyor. Yakında başlayacak olan dizilerin birçoğundan önceki videolarımızda bahsetmiştik. Bu videomuzda ise sevilen oyuncuların başrolünde olduğu ve reyting rekorları kırmasını beklediğimiz 8 yeni diziyi daha ele alacağız. Hemen başlayalım. İbrahim Çelikkol'un başrolünde oynayacağı Güneş Tutulması dizisi merakla beklenen dizilerden biri oldu. Son olarak Netflix'te Kuş Uçuşu dizisinin çekimlerini tamamlayan İbrahim Çelikkol'un Selahattin Eyyubi dizisiyle anlaşması bekleniyordu fakat bu anlaşma gerçekleşmedi. Sonrasında başarılı oyuncu yeni sezonda ATV ekranlarında yayınlanacak olan Güneş Tutulması dizisiyle anlaştı. Dizinin yönetmeni Emre Kabakuşak, senaristleri ise Ayça Mutlugil ve Nuray Uslu oldu. Dizide sıra dışı bir karakteri canlandıracak olan İbrahim Çelikkol'un hayranları şimdiden heyecanlandı. Diziyle ilgili diğer detaylar henüz netleşmedi. Önceki videolarımızda birçok kez bahsettiğimiz Gatlar dizisini bu listeye almamızın en önemli sebebi yaşanan son gelişmeler. Çukur ve Üç Kuruş'tan tanıdığımız Sinan Öztürk'ün yönetmenliğini yapacağı Gatlar dizisi en çok merak edilen dizilerin başında geliyor. Dizinin başrolü için Aras Bulut İynemli'ye teklif götürülmüştü ve başarılı oyuncunun bu teklifi kabul etmesine neredeyse kesin gözüyle bakılıyordu. Fakat bu konuda resmi bir açıklama yapılmadı. Başrol karakteri için teklif yapılan bir başka oyuncu da Çağatay Ulusoy oldu. Son gelişmelere göre Ay Yapım'la anlaşan Çağatay Ulusoy, Fox TV'de yayınlanacak olan Gatlar dizisinin başrol oyuncusu oldu. Başarılı oyuncunun canlandıracağı karakter, ailesini ve aşık olduğu kadını geride bırakıp askere gittikten sonra büyük bir değişim yaşayacak. Çünkü askerden döndükten sonra hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını görecek ve kendisini hiç ummadığı olayların içinde bulacak. Sonucunda ise tam bir gaddar olacak. Ayrıca dizide Uğur Yıldıran ve Aytaç Uçun'un da olması bekleniyor. Hürer Ebeoğlu'nun senaristliğini yaptığı dizi Mafya Türk'te olacak. Başarılı oyuncu Birce Akalay, Eşiğin Ötesi dizisinde çok konuşulacak bir karakteri canlandıracak. Etkili bir psikodrama dizisi olması beklenen Eşiğin Ötesi'nde dizisi bir İtalyan uyarlaması olacak. Yeni sezonda Kanal D'de yayınlanması beklenen dizide suça bulaşmış bir grup gencin bir klinikteki rehabilitasyon süreci anlatılacak. Birce Akalay'ın canlandıracağı Ayşegül karakteri ise sürekli gençlerin tedavisiyle uğraşan, onlarla ilgilenen gizemli bir karakter olarak karşımıza çıkacak. Ayşegül'ün gizemli tarafı herkes ekranları kilitleyecek. Dizinin yönetmeni Burak Müjdeci, senaristi ise Tozlu Yaka'dan tanıdığımız Yekta Torun oldu. Ayrıca Birce Akalay'ın savcı partneri için oyuncu görüşmeleri devam ediyor. Geçtiğimiz sezon Tuzak dizisinin senaristliğini üstlenen Eylem Can Polat yine aynı kanalda yayınlanacak olan yeni bir dizi yazıyor. Aşka Düşman dizisi yeni sezonda TV8'in iddialı yapımlarından biri olmayı hedefliyor. Dizide çok güçlü bir kadının ve 3 kızının etkileyici hikayesi anlatılacak. Başrolde başarılı oyuncu Nazan Kesal oynayacak. Nazan Kesal dizide aşka düşman olan ve tüm zorluklara göğüs geren güçlü bir kadını canlandıracak. Dizinin yönetmeni ise birçok önemli projenin arkasında olan Mesude Erarslan oldu. Aşka Düşman dizisi Ekim ayında TV8 ekranlarında olacak. 20 yıl sonra bomba gibi bir diziyle ekranlara dönmeye hazırlanan Yılmaz Erdoğan, İnci Taneleri dizisinin hem senaryosunu yazıyor hem de başrolünde oynayacak. Yönetmenliğini Şenol Sönmez'in yapacağı iddialı diziyle ilgili Yılmaz Erdoğan kısaca şunları söyledi. "Gerçekçi bir hikaye yazdım. İnsanlar arasındaki bağlarla ilgili derin bir aile meselesine odaklandım. Yorucu olacak ama 120 dakika olacak." Evet, dizinin bir diğer başrol oyuncusu ise Hazar Ergüçlü oldu. Ayrıca kesin olmamakla beraber dizinin Kanal D'de yayınlanması beklenecek. İddialı dizi şimdiden merakla bekleniyor. Başrolünde Uraz Kaygılaroğlu'nun oynayacağı Saklambaç dizisi yeni sezonda Star TV ekranlarında olacak. Uraz Kaygılaroğlu dizide iki kadının güç savaşının tam ortasında kalan Mete karakterini canlandıracak. Saklambaç dizisinde entrika ve sırlarla dolu sürükleyici senaryolar izleyicileri ekranları kilitleyecek. Aile içindeki şok edici ve sürpriz olaylar etkileyici bir şekilde anlatılacak. Uraz Kaygılaroğlu'nun partnerini ise başarılı oyuncu Cemre Baysel canlandıracak. Dizinin yönetmenliğini Kadın ve Camdaki Kız dizileriyle tanıdığımız Nadim Güç üstlenecek. Saklambaç dizisinin yeni sezonda reytinglerde üst sıralarda yer alması bekleniyor. Geniş bir hayran kitlesine sahip olan başarılı oyuncu Barış Arduç'un yeni dizisi merakla bekleniyordu ve bu dizi Saplantı dizisi oldu. Birçok proje teklifi alan Barış Arduç'un Saplantı dizisinin teklifini kabul etmesindeki en önemli sebep dizinin senaryosu oldu. Dizi yeni sezonda Star TV'de yayınlanacak. Oyuncu çalışmaları devam eden dizide Barış Arduç, Babür karakterini canlandıracak. Kalabalık bir aileyle yaşayan, evli ve bir kızı olan Babür karakteri, eşi ve eski aşkı arasında büyük bir mücadele verecek.
Babür'ün hayatında her şey yolundayken eski aşkının gelmesiyle birlikte her şey altüst olmaya başlayacak. Son olarak Alef'te oynayan Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni dizisi merakla bekleniyordu. Başarılı oyuncu son zamanlarda birçok projeden teklif almıştı fakat ekranlara dönmek için acele etmemişti. Fakat şimdilerde kararını verdi ve büyük bir projeyle setlere dönüşe hazırlanıyor. Kenan İmirzalıoğlu, Eşkıya, Gönül Yarası, Çiçek Abbas, Muhsin Bey, Fahriye Abla gibi çok başarılı filmleri imza atan Yavuz Turgul, Kurt Cephe Turgul ve Nilgün Öneş'in birlikte hazırladığı dizide başrol oynayacak. Dizinin yapım şirketi TMC Film oldu. Dizinin adı ve diğer detayları henüz netleşmedi. Bu konudaki gelişmeleri paylaşmaya devam edeceğiz. Yeni videolar gelmeye devam edecek. Anında haberdar olmak için abone olup bildirimleri mutlaka açalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.